Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2017 yılından itibaren bir siyasi denetim sürecinde. Hakeza 2022 Şubat ayı itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmemesi sebebiyle de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da bir ihlal prosedürü ile karşı karşıya. Tabii bütün bunlar Türkiye'deki mevcut insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ile de bağlantılı meseleler. 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Öcalan ile vermiş olduğu ihlal kararı bulunmakta. Bu ihlal kararının gereği yaklaşık 8 yıldır umut bağlamında vermiş olduğu ihlal kararı 8 yıldır uygulanmamakta, gereği yerine getirilmemekte. Bu konuda hak ve hukuk örgütlerinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 9-2 kural başvurusu da oldu. Türkiye bu konuda henüz bu hukuksuzluğu nedenini saptayan ve buna bir çözüm bulan bir yanıt vermiş değil. Hakeza vermiş olduğu yanıttan tümüyle hukuki kılıflar bularak bu sorunu görmez bir cevap vermiş bulunmakta. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen, anayasada mevcut temel hak ve özgürlükleri kişiye göre değerlendiren bir hukuk normu yaratmakta ve bunu uygulamaktadır. Hakeza adaletle ilgili en önemli konulardan biri de Kürt meselesi ve bu bağlamdaki siyasal talepler, hak ve özgürlükler meselesidir. Bu konuda elbette ki temel muhataplardan biri de Sayın Öcalan. 2013-15 sürecinde deneyimlenmiş bir müzakere ve diyalog ortamı da gösterdi ki aslında o süreçte yaşanan bazı gelişmeler, demokratik ve hukuka ilişkin beklentilerin daha konuşulabilirdiği bir sivil alanın, sivil demokratik alanın mevcudiyeti, bütün bu meselelerin çözümüne yönelik de bir deneyim geliştirdi. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler, Kürt meselesi bağlamındaki siyasal sorunların bu meseleyle bağlantılı diğer sorunların çözümü konusunda elbette ki İmralı tecridinin olumsuz bir yansıması söz konusu. Bu meselenin bu yöntem ile konuşulabilir olması Türkiye'deki mevcut hak hukuk meselesiyle de doğrudan bağlantısı var. Şiddet meselesinin yerine daha demokratik müzakere kanallarının yolu açılarak bütün hak ve özgürlüklere ilişkin taleplerin kabul edilmesiyle ilgili bir alanın bu müzakere dilini oluşturmaktan geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Kürt meselesiyle ilgili bazı adımlara, bazı meselelerin konuşulmasına ilişkin siyasi iktidarın yanında hizalayan bir mevcut muhalefet durumu da söz konusu. Bir muhalefetsizlik sorunu var elbette ki Türkiye'de. Kürt meselesinin çözümüne yönelik iktidarın herhangi bir adımının olmadığı aşikar iken toplumsal muhalefetin, demokratik kamuoyunun, sosyal adaletten bahseden muhalefetin bu yönde bir adım atması umulurken ne yazık ki aynı şiddet ve çatışma dilini benimseyen iktidarın devlet kodlarına, çizgisinde hizalanan bir muhalefet gerçekliği söz konusu. Bütün bu meseleleri demokratik zeminde, barışçıl zeminde tartışan bir muhalefete ihtiyaç var. Hakeza anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin herkesin ceza infaz kanununda ve mevzuatında tanınan hakların korunması ile ilgili mesele Sayın Öcalan olunca ve Kürt meselesi bağlamındaki meseleler olunca çok rahat bir şekilde bu
kadim gördükleri anayasa ve yasaları görmezlikten geldiklerini görüyoruz. Sadece bir hukuksuzluk olarak da tarif edilemeyen Türkiye'de sosyal, siyasal sorunlara, Kürt meselesi gibi soruna çözüm olanaklarını da tartışabileceğimiz tecrit politikasının elbette ki tüm uygulamalarıyla lağv edilmesi gerekiyor. Sadece bir avukat görüşünün veyahut da ceza mevzuatında tanınan haklarının korunması meselesi değil. Bütün bunlarla birlikte siyasal sorunlara çözüm olanaklarının geliştirilmesi ve bu konuda Sayın Öcalan'ın yapıcı rolünün de demokratik tartışmalara katılması ile sağlanabileceğini, dolayısıyla da bütün bu Kürt meselesi ve hak ve özgürlükler meselesinde demokratik, barışçıl ve müzakere kanallarını açan bir politikaya evrilmesi gerekiyor. Hak savunucularının da hak temelli bir bakış açısıyla, hukuk temelli bir bakış açısıyla bu meseleye bakması, yaklaşması gerekiyor. Sayın Öcalan olduğunda sessizleşen bir mücadelenin veyahut da hukuk savunuculuğunun çok adaletli bir yaklaşım olmayacağını ifade etmek gerekiyor. 2013 ve sonrasındaki olanakları da birlikte değerlendirdiğimizde bir demokratik müzakere alanının geliştirilmesinin de bu bağlamda tartışmaya